ve sağlık emekçilerinin durumunu İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Güray Kılıç ile konuşacağız. Kendisi Skype konuğumuz. Merhabalar Sayın Kılıç, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet Sayın Kılıç, hızla artıyor. Türkiye genelinde de vakalar, İstanbul'da da artıyor. Yoğun bakım servislerinin dolu olduğu yönünde bilgiler var. Sizdeki bilgiler neler? Evet, biz de meslektaşlarımızdan, hastanede çalışan meslektaşlarımızdan bu bilgileri alıyoruz. Gerçekten oldukça yoğun. Yeni COVID servisleri açıldı. COVID servisleri dolmaya başladı. Yoğun bakım yatakları kamu hastanelerinde özellikle giderek doluyor. Acilden buralara yatış yapmak pek mümkün olmuyor. Ki bu durum biliyorsunuz COVID hastalarının önemli bir kısmı aslında evde tedavi ediliyor. Yani semptomları hayatını tehlikeye atmayacak düzeyde olan birçok hasta aslında hastanelere kabul edilmiyor. O nedenle hastaneler başlangıçta özellikle Eylül-Ekim ayları gibi nispeten rahat pozisyondaydı. Fakat şimdi artış o kadar çok ki şu anda gerçekten yoğun bakımda yatması gereken, ventilatöre bağlanması gereken, solunum sıkıntısı çeken, takip edilmesi gereken birçok hastanın şu anda hastanelerde yer olmadığı için kabul edilmediğini biliyoruz. Bunu tabii kabul etmek mümkün değil. İstanbul özellikle daha önceden de ifade ettiğimiz gibi, altını sürekli çizdiğimiz gibi Ekim ayından başlayan bir artış içerisinde bu gidişle, yani önümüzdeki aylar içerisinde bunun çok daha vahim sonuçlar doğuracağını öngörmek çok zor değil. Bu işle yoğun uğraşan meslektaşlarımızın bize verdiği bilgiler de bu doğrultuda. Sayın Kılıç, hastaların hastaneye kabul edilmediği, daha doğrusu çok ağır durumda olan hasta sayısı fazla olduğu için görece daha iyi olanların evlerine gönderildiği ama yeterli tedavi ev koşullarında yapılamadığı için hızla ağırlaşan hastaların bu kez kurtarılamadığı yönünde bilgiler de geliyor. Bunları siz teyit edebiliyor musunuz? Şimdi tabii bu bilgileri ampirik gözlemler, bizim meslektaşlarımızın bize aktardığı bilgiler ve bunlar giderek yoğunlaştı. Ama bu bilgileri aslında en iyi, en net biçimde Sağlık Bakanlığı'nın bizzat kendisi biliyor. O nedenle zaten panik içindeler. Biliyorsunuz bir süre önce Sağlık Bakanlığı İstanbul'a karargah kurdu. Tablo İstanbul'da çok ağır, burada sürece hakim olmamız lazım dedi. Bunu kendileri gayet net biliyorlar. Biz de meslektaşlarımızdan aldığımız, yerelden aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Bu artık üzeri örtülemeyecek bir gerçek. Hani bunu bir şekilde eğer bu politikayla devam edilecek olur ise bu hastanelerin bunları yetmesi mümkün değil. Değildi zaten, giderek de değil, daha da beter olacak. Ve belki çok daha durumda olan hastalar evine yollanacak ve evde ölecek. Birçok öyle duyumlar da geliyor evlerinde ölü olarak bulunan insanlar da biliyor. Ama bunları tek tek tespit edip yansıtmak çok kolay bir şey değil. Ama bu bilgilerin hepsi şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde, onlar da gayet meseleye hakimler. Ve bu meselenin hastanelerde çözülemeyeceğini, hastaneler tedavi ederek çözülemeyeceğini en iyi onlar biliyorlar. Bildiğiniz gibi COVID hastalığının aslında şu anda bilindik bir ilacı yok, bilindik bir tedavisi yok. Henüz aşı da, bunu önleyecek aşı da bulunmuş değil ve bunun tek yolu temas. Teması engellemek, bulaşı engellemek. Ta başından beri bu hastalığın temel tedavi yönteminin, bu hastalıktan kurtulmanın temel yönteminin teması ortadan kaldırmak olduğu ifade edildi. Fakat Türkiye maalesef özellikle Nisan-Mayıs aylarındaki alınan önlemler, o dönemde gösterilen ki yapılan birçok hataya rağmen o dönemde ama yine de alınan önlemler Haziran'daki açılma süreciyle beraber, yaz aylarındaki nispi rahatlıkla beraber artık Eylül-Ekim ayları içerisinde uygulanmaz hale geldi. Yani Nisan'da alınan önlemleri şu anda biz göremiyoruz. Tablonun çok ağır olmasına rağmen hem artan hasta sayısı, vaka sayıları, enfekte kişi sayısı, hem hasta sayısı, hem de vefatların o dönemi defalarca katlamış olmasına rağmen sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Tamamen sessiz, tamamen normal bir hayat sürüyormuş gibi. Ve buna aslında siyasi iktidarın kendisi ve muhalefetin kendisi de buna ses çıkarmıyor. Yani sorumlu olanlar gerekli önlemleri almıyor. Buna eleştirmesi gerekenler de eleştirmiyorlar. Sanki doğal bir hastalık. Bunlar zaten insanlar hastalanır ve ölürler gibi bir algı içerisinde. Oysa COVID
doğal bir hastalık değil. Bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Olağanüstü günler bulaşmadır, enfeksiyon hastalığıdır. Enfeksiyon hastalığı da ancak bulaşmayı ortadan kaldırırsanız yapabilirsiniz ve şu anda mümkün. Ama hükümet şu anda ekonomik sahiplerden dolayı, belki de ekonomideki çöküşten dolayı bunu göze alamıyor. Halk da bunu istemiyor. Niye? Çünkü eve kapanmak aynı zamanda açlık demek. Birçok insan için, nüfusun büyük çoğunluğu için açlık demek. Onun için sosyal devletin gerekleri yerine getirilerek bu insanların özellikle açlıkla karşı karşıya kalınması, karşılaştıkları ekonomik çöküntünün bir an önce giderilerek bunların mutlaka evlerinde izole edilmesi gerekiyor. Ve bizim bugün yaptığımız basın açıklamasında onu bir kez daha altını çizdik. İstanbul için, özellikle İstanbul için acil kapanma zamanı dedik. En az 14 gün kuluçka süresi kadar toplumsal hareketliliği tam olarak kısıtlamak gerekiyor. Başka çaresi de yok. Ancak bu 14 günlük bir süre hastalık yükünü azaltır ve hastanelerin bu artan talebi karşılama kapasitesini arttırabiliriz. Yoksa gerçekten hani pandeminin başında İtalya'da, İspanya'da gördüğümüz ve çok ürktüğümüz o tabloları İstanbul'da yaşamamız mümkün hale gelecek. Ki şu anda da kısmen yaşıyoruz bunu ama bunun çok daha ağır tablosunu yaşamamız mümkün. Onun için çağrımız oldu bugün hem kamuoyuna hem ilgililere. 7 tane acil talebimiz var. Öncelikle dediğim gibi kuluçka süresi kadar 14 gün süre kadar toplumsal hareketliliği kısıtlayalım. Tam kapanma sağlayalım. Sayın Kılıç, tam Buyurun. diğer maddeleri de alacağız ama bu söylediğiniz nokta çok önemli. 14 gün tam kapanma öneriyorsunuz. Bu kapsamda neler var? Şimdi bu bilindik bir şey tabii. Yani bunu dünyanın şu anda geri kalan ülkeleri uyguluyor. İngiltere'de, Fransa'da uyguluyor. Kademeli olarak uygulayabiliyor. Almanya uyguluyor. Yani bölge bölgede uygulanabilir bu. O bölgedeki vaka yoğunluğuna göre, enfekte hasta yoğunluğuna göre, bakın hasta değil, enfekte vaka, enfekte kişi sayısına göre o önlemler alınabilir ki bugün Almanya'da bu işi en titizlikle takip eden bir şey. Tümden virüsü ortadan kaldırmak mümkün olmadı. Onu biliyoruz. Yani Asya ülkelerinin bir kısmı belki bunu başardı ama Avrupa'da bu mümkün olamadı. Belki Türkiye için de bu mümkün olamayacaktı. Hani pandeminin başlangıcında Yunanistan, Almanya gibi başarılı, nispeten başarılı görülen ülkelerde bile virüs tümden izole edilemedi, ortadan kaldırılamadı. Ama ne yapıldı? Yeniden harekete geçtiği zaman, bu yayıldığı zaman o bölgelerde tam kapanma yapıldı. İşte bir kısmen restoranların işte belli bir saatten sonra kapanması, AVM'lerin kapanması, toplumsal olarak bir arada bulunmanın olduğu yerlerin kapanması gündeme geldi. Ama şimdi giderek Fransa'da örneğin arttırıldı önlemler ve neredeyse işte acil ihtiyaçları karşılayacak bir takım mekanizmalar kurduktan sonra gıda vesaire gibi bunların dağıtım anı gerçekleştirdikten sonra insanları evlerinde kalmaları sağlandı. Bu kesinlikle yapılması gereken bir şey. Şu anda bizim sürekli yaptığımız toplantılarda bilim insanlarından, epidemiyologlardan aldığımız veriler bu doğrultuda. Yoksa bu hastalık yükünü baş etmek mümkün değil. Bunu aslında hükümet de görüyor, bakanlık da görüyor. Ama cesaret gerekiyor, cesaretlendirmek gerekiyor. Halkımızı da buna inandırmak gerekiyor. Yoksa gerçekten belki yakın zamanda ortaya çıkacak aşı vesaire gibi önlemlere yetişecek kadar bir tablo ortaya çıkmayacak. Toplu bir kıran hareketi yaşanacak. Halkımız bunu hak etmiyor. Bu önlenebilir bir şey. Bunun ekonomik maliyeti de göze alınabilir bence. Çünkü onun karşısındaki tablo hayatın kaybı, çok sayıda insanın canını yitirmesi, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hiçbir vicdanın, hiçbir aklın bunu kabul etmesi mümkün değil. Şu anda bizim önerdiğimiz birçok zorluğunu da bilmemize rağmen, yaratacağı tabloyu da gayet iyi bilmemize rağmen 14 gün kapanma diyoruz. Bunun mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor. En radikal önlemimiz bu. Onun dışında bir dizi ek önlemi de müsaade ederseniz ekleyebileceğim. Lütfen buyurun, diğer alt önlemi de sizden alalım. Evet. Şimdi bir diğeri filyasyon. Filyasyon şu anda ihmal edilmiş durumda. Maalesef hasta yoğunluğu da buna yol açıyor. Filyasyon ne demek? Yani kökü bulmak, bulaşın kaynağını bulmak. O ilk çıkan vakanı tespit etmek, onun temaslarını tespit etmek ve izole etmek. Burada ciddi bir zaaf var. Özellikle Türkiye'de ilçe sağlık müdürlüklerine bırakılmış durumda bu filyasyon meselesi. Ve ikili bir yapı, birinci basamakta ikili bir yapı oluştu. Aile hekimleri ve ilçe sağlıklar gibi. Bu ikili yapının ortadan kaldırılması, aile hekimliği sisteminin bölge tabanlı olması lazım. Ve böylece bölgesine hakim olan ortaklaşmış
koordine içindeki bir ekip bu dediğimiz izolasyon ve filyasyon ve daha sonra tespit edilen vakaların izole edilmesini sağlayabilir. Bir önerimiz de özellikle evlerinde izole edilmesi mümkün olmayan pozitif vakalar için mutlaka yurtlar gibi yer toplu barınma yerlerinin açılması, bunlara el konulması ve buralarda bu hastaların mutlaka zorunlu olarak izole edilmesinin sağlanması gerekiyor. Üçüncü önerimiz pandeminin özellikle sağlığın vahşi piyasanın vahşi koşullarında, pandemi ortamında sağlığın piyasanın vahşi koşullarına terk edilmemesi gerektiğini görüyoruz, söylüyoruz. Özellikle özel hastanelerde parası olanların, parası olan COVID hastaların özel hastanede sunulan sağlık hizmetinden yararlandığını biliyoruz. Bunu kabul etmek de mümkün değil. Biliyoruz ki Türkiye'deki yoğun bakım yataklarının %40'ı, %42'si özel sağlık kuruluşlarında. Kamuda yoğun bakımda ciddi sıkıntı olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı da bir süre önce özel hastanelerin yoğun bakım yataklarının bir kısmını ve COVID, normal yatakların bir kısmını COVID'e ayrılmasını önerdi. Ama burada şunu getirmedi. Ücreti olanın bunlardan yararlanmasının yolunu açtı. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Bu hastanelerin, özel hastanelerin mutlaka kamunun denetimine verilmesi ve buralarda kesinlikle ücret talep edilmemesi gerekiyor. Bir diğer önerimiz sağlık çalışanlarının koşulları. Maalesef sağlık çalışanları tükendi. Bakın bugün odamızda bu açıklamamızla beraber iki meslektaşımızı yitirdiğimiz iki meslektaşımızı anmak için bir araya geldik. Bu 2 gün içerisinde iki meslektaşımız İstanbul'da vefat etti. Toplamda 60'a ulaştı ölen hekim sayısı, yitirdiğimiz hekim sayısı. Toplam sağlık çalışanında 140'ı buldu. Tablonun ne kadar ağır olduğunu gösteren bir şey bu. Çalışma koşulları çok zorlaştı. Özlük hakları zedeleniyor biliyorsunuz yeni bir genelgeyle sağlık çalışanların istifa etmeleri, emekli olmalarının önüne engel kondu. Oysa biz bu arkadaşlarımıza, tükenen bu arkadaşlarımıza yeni teşvik paketlerinin açıklanmasını istiyoruz. Zoraki tedbirlerle bu arkadaşlarımızın motivasyonlarını sağlayamayız. Bu arada da artan hekim ve sağlık çalışanı ihtiyacının bir an önce karşılanması lazım. KHK ile atılmış olan, mesleğe başlayamamış olan bir dizi meslektaşımız var. Bu meslektaşlarımızın bir an önce göreve başlatılması gerektiğini altını çizmek istiyoruz. Bütün bu tablonun aslında müsebbibi ta sürecin başından beri açık olmama, verileri gizleme, bilgileri tam olarak toplumla paylaşmama, durumun vehametini tam olarak aktaramama ve bilimin ihtiyaçlarına göre, bilimin gereklerine göre bir politika geliştirmeme hali. Biz bunun AKP zihniyeti olduğunu söylüyoruz. Bir an önce tüm verileri sağlıklı biçimde toplumla paylaşılmasını ve güvenilir yeni bir sağlık politikasının, pandemi politikasının, salgın politikasının geliştirilmesini talep ediyoruz. Güray Kılıç, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.